Yapacak işiniz yok mu sizin? Hemen sıraya girin ve egzersize başlayın. Anlaşıldı efendim. Hemen dedim. Egzersiz yapmaktan nefret ediyorum. Egzersiz yapmayı çok seviyorum. 1, 2, 3. Çay için zamanımız yok. Gidip spor yapmalıyız. Çünkü izcinin istediği sağlıktır. Artık dayanamıyorum. Dizler yukarıda. Aman tanrım, çok yoruldum. Siz dinlenin demedim. Ah anneciğim, sporu seviyorum ama bu çok fazla. Bu gördüğünüz çocuk Vic. Vic çok zengin bir kişi. Burada başka neler var? Size yardım edebilir miyim? Yeni parfüm koleksiyonumuza göz attınız mı? Ya da belki yeni bir ceket almak istersiniz. Pekala, biliyor musun? Bir seçim yapmaya çalışırken kendini eziyet çektirmene gerek yok. Bütün mağazanızı satın alıyorum. Bütün mağazamı? Elbette. Seni bekliyorum buraya. Evet Bay Chet, birazdan orada olacağım. Daha hızlı gel, beklemeyi hiç sevmem. Her neyse, en azından maaşımı iyi ödüyor. Ne harika bir sabah. Ne kadar ne kadar. Vic'in paralarımızı bu şekilde hunharca etrafa saçmasını görmezden gelemem. Bu çok abartılı. Merhaba baba, beni görmek mi istedin? Biraz mutsuz görünüyorsun. Bir mağaza için 1,5 milyon dolar mı? Hemen izci kampına gidiyorsun. Sana orada nasıl düzgün bir insan olacağını öğretecekler. Ne? Kamp mı dedin sen? Niye ya? Ben oraya gitmek istemiyorum. Bu da Andrew. Hiç parası yok ama erkek izciler için gerçekleştirilecek bir yaz kampına gitmek gibi bir hayali var. Merhaba ebeveynlerim. Tatlım bak, kendisi için bir şenlik ateşi bile yaptı. Kamp için çocuğumuza para bulmalıyız. Bu iyi bir seçenek olur. Onu oraya göndermeliyiz. Ne kampı? Biz fakiriz. Ama bu onun rüyası. Sen de bir Zula'nın olduğunu biliyorum. Gerçekten oraya çok gitmek istiyorum. Biraz daha fazlasına ihtiyacı var. Bu son paramdı. Harika, bu miktar yeterli. Andrew, oğlum. İzciler kampına gidiyorsun. Bu kampın adı Bay Rogers'ın kampı. Teşekkürler. Oğlum, bu senin için. İyi düşündün baba. Sağ ol. Pekala, ben çıkıyorum. Böyle bir yaz kampına sen de gitmek ister misin? Bu videonun altındaki yorumlarda bize bildir. Burası çok havalı. Bak, orada bir göl var. Aslında orası bir orman bataklığı. Fakir Andrew bu kampa girdiği için gerçekten mutlu. Ama aynı şeyi zenginlik için söyleyemeyiz. Susadım ve her neyse, işte para. Bunu alın ve size ne diyorsam onu yapın. Suyunuz Bay Vic. Sıraya girin. Ben Binbaşı Rogers ve siz benim kampımdasınız. Telefonu bırak! Yani anlayacağınız, burada görevliyim. Benim tüm emirlerime uyacaksınız. Umarım herkes bunu anlamıştır. Ah, Bay Rogers'ın kampına bir davetsiz misafir gelmiş gibi görünüyor. Kutsal sincaplar adına, orada bir ayı var. Şimdi izci çocuklar binbaşının emirlerini sorgulamadan uygulayacaklar. Sloganımız sabit kalmak. İzci her zaman her durumda hazır olmalı. Bu doğru. Binbaşı Rogers, başarısız oluyoruz. Acele etme Andrew. Sabır bir izci için en önemli becerilerden biri. Vic, devam et. Şimdi size bir ateşi nasıl daha hızlı yakabileceğinize dair bir hayat tüyosu göstereceğim. Vay, mükemmel. Bay Rogers, bu gerçekten harika. Bu yöntem tamamen saçmalık. Ateş çoktan söndü. Pekala. Peki bu yöntemi nasıl buldunuz? Hayır, bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Sakin ol Vic. Andrew'a baksan iyi olur. O gayet iyi gidiyor. Yakında geliyor. Hey, bu ışık da nereden geliyor? Pekala. Sen hala neyi bekliyorsun? Ateşini yaksana. Yüzünü görmeliydiniz. Aa, çadırım yanıyor. Paralarım kül oluyor.
Yardım edin, acele edin. Vay, marshmallow kızartmak için harika bir ateş. En iyi şenlik ateşi rozeti sana gidiyor Vic. Tebrikler. Pekala, teşekkürler. Ah, tüm param kül oldu. Öyleyse yolumuza devam ediyoruz keşif ekibim. Şimdi size çukur kazmayı öğreteceğim. Biz de geldik efendim. Pekala, yakından izleyin. Biz bunu böyle yapıyoruz. İşlem tamam. Vay, biz de böyle çukurlar kazabilir miyiz acaba? Pekala çocuklar, sıra sizde. Ben asla böyle şeyler yapmam. Buyur Andrew. Hayır, kürek ilk sana verildi. Önce sen kaz. Kampımda herkes eşittir. Bu spor salonunda egzersiz yapmaktan daha zor. Aa, bu petrol. Ben petrol buldum. Babamdan daha zengin olacağım. Bir teçhizat yapacağım ve bu alana kendi adımı vereceğim. Madem o şanslı, o zaman ben de şanslı olacağım. Biraz daha. Aa, su. Ben de su buldum. Aferin Andrew. Tebrikler. Su buldum. Su petrolden daha önemli. Oh. Hey delikanlı, bu senin işin mi? Evet, kaynağı ben buldum. Sıhhi tesisatı buldun sen. Benim bu durumu şimdi düzeltmem gerek. Pekala Vic, gayet iyi gidiyorsun. Tebrikler. Petrol için de ayrıca teşekkürler. Ne? Şimdi size nasıl düğüm atılacağını öğreteceğim. Bunu yapmanın birçok farklı yolu var. Bu ilki. Jess bak, işe yaradı. İşte ikinci yöntem geliyor. Vic, Bay Rogers'ın bunu ne kadar hızlı yaptığını gördün mü? Şimdi siz deneyin. Daha iyi düğüm yöntemi biliyorum. Bu benim için mükemmel. Görevi tamamladın mı? Ben bundan daha da iyisini yaparım. Acele edin. Döndüğümde her şey hazır olmalı. Anlaşıldı efendim. Ha, bu çok sıradan oldu. Bana gülme. Bunu kontrol etsen iyi olur. Oldukça soğuk. Sen böyle bir şey mümkün değil, yapamazsın. Haklısın, özür dilerim. Bana da bir şişe alır mısın? Pekala, bana bir dakika ver. En azından ben şıkım. Pekala, nasıl gidiyor? Bir sorun var. Çok ağır şişeyi yakaladım sanırım. Hadi bunu beraber yapalım. Çek! Bu oyun da ne böyle? Bu davranışınız için tek bir şeyi hak ediyorsunuz. O da ceza. Sizse kızlar harika iş çıkardınız. İşte yeni başarınız için rozetleriniz. Rahatınıza bakın. 100 tane daha squat. Oh, ne harika bir gündü ama. Kızlar, binbaşıya karşı güçlerimizi birleştirmeyi öneriyoruz. Onun ağır görevlerine ara vermek istiyoruz. Tamamdır, biz varız. Şimdi yapacağımız eylem planı üzerinde düşünelim. Görünüşe göre Bay Rogers'ın izcileri onun emirlerini her zaman takip etmekten gerçekten bıkmışlar. Çocuklar ciddi bir şeyin peşinde. Oo, ormanı, tüm bu ağaçları ve çiçekleri seviyorum. Çok güzeller. Aa! İyi günler Bay Rogers. Artık bizi hiçbir şey yapmaya zorlayamayacaksınız. Onu iyi bağladık. Aferin takım. Pekala, kamp ateşi partisi yapalım mı? Evet Bay Rogers, bunu izcilerinden kesinlikle beklemiyordu. Harika bir iş çıkardık. Siz gerçekten iyi iş çıkardınız. Gerçek bir keşif görevini başarıyla tamamladınız. Size istediğim her şeyi öğrettim. Artık her biriniz gerçek izcilersiniz. Dikkat! Bu gereksiz. İzci bayan Jacqueline, büyük düğümler atma konusundaki becerilerini kanıtladı. Gerçekten kusursuzdu. İzci Andrew, mükemmel çukur yeri seçimi konusunda bir rozeti hak etti. Binbaşı genellikle bu yolda yürür. Sessiz olun. Evet, burası doğru. Burayı kazacağız. Kaz Vic. Bayan izci Jessica. Evet efendim. En iyi kılık değiştirme için sana da rozet veriyorum. Teşekkürler Bay Rogers. Ve sen Vic, harika bir kazma işi ortaya çıkardın. Aynen böyle devam. Sloganımız sabit kalmak. İzci her zaman her duruma hazır olmalı. Görünüşe göre Bay Rogers o kadar da ürkütücü değil. Sadece kendi eğitim yöntemleri var. Yine mi sen? Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma.
Görüşürüz.